Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı Omikron'un yakın zamanda dünyada diğer varyantların yerini alacağını söyledi. Profesör Doktor Tevfik Özlü, vaka artışlarının devam etmesi halinde önümüzdeki kış mevsiminde ciddi bir atak ortaya çıkabileceğini belirterek, daha önce yaşadığımız piklerden çok daha fazla hasta sayılarına ulaşılabilir. Bu da sağlık sistemi üzerinde oluşacak yükün çok artması anlamına gelebilir. Ve daha önce pandeminin başlarında gördüğümüz hastanede yatak bulamama, yoğun bakımlarda yatak bulamama gibi Batı ülkelerinin birçoğunda gözlenen manzaralar maalesef tekrar geri gelebilir. Böyle bir korku var, böyle bir endişe var. Ondan dolayı Avrupa ülkelerinde vaka artışlarına paralel olarak bazı yasaklamalar, kapanmalar, kısıtlamalar gelmeye başladı, konuşulmaya başlandı diye konuştu. İtibarıyla bütün dünyada Omikron varyantıyla ilgili bir endişe var. Çünkü Omikron hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu varyantın en belirgin özelliği çok kolay bulaşabilmesi ve çok hızlı yayılması. Biliyorsunuz Delta varyantı diğer varyantlara göre hızlı yayılan bir varyanttı ve bütün dünyaya hakim hale gelmişti. Oysa Omikron Delta varyantına göre çok daha hızlı bulaşan, daha hızlı yayılan bir varyant. O açıdan bu virüse büyük bir avantaj sağlıyor. Bu varyant yakın zamanda dünyada diğer varyantların yerini alacak gibi duruyor. Nitekim dünyanın pek çok ülkesinde artık Omikron görülmeye başladı ve Omikron'un yaygınlaştığı ülkelerde hasta sayılarında ciddi artışlar var. Sadece pozitif vaka sayısı değil, hastane doluluk oranlarında da artışlar olmaya başladı. Tabii böyle artış devam ederse önümüzdeki kış mevsiminde ciddi bir atak ortaya çıkabilir ve daha önce yaşadığımız piklerden çok daha fazla hasta sayılarına ulaşılabilir. Bu da sağlık sistemi üzerine oluşacak yükün çok artması anlamına gelebilir ve daha önce hani pandeminin başlarında gördüğümüz işte hastanede yatak bulamama, yoğun bakım yatağı bulamama gibi Batı ülkelerin birçoğunda gözlenen o manzaralar maalesef tekrar geri gelebilir. Böyle bir korku var, böyle bir endişe var. Ondan dolayı Avrupa ülkelerinde vaka artışlarına paralel olarak bazı yasaklamalar, kapanmalar, kısıtlamalar gelmeye başladı, konuşulmaya başladı. Tabii Omikron varyantının iki bildiğimiz özelliği, biri hızlı yayılması, kolay bulaşması. Diğeri de var olan aşıyla kazanılan ya da hastalığı geçirerek kazanılan bağışıklıktan bir derece kendini kurtarmış olması. Her iki özellik de aslında bu varyantın dünyada hızla yayılmasının önünü açmış oluyor. Virüse bir kolaylık, bir avantaj sağlamış oluyor. Bu varyantla ilgili tabii henüz daha tam olarak bilmediğimiz özellikler var. Mesela hastalık yapma potansiyeliyle ilgili net bir bilgiye sahip değiliz. Daha hafif bir hastalığa yol açtığı şeklinde bazı gözlemler, bildirimler var. Böyleyse iyi tabii ama yine de hızlı bulaştığı için daha hafif bir hastalık yapsa bile hasta sayılarında artış olacaktır. Bu da sistemi zorlayabilir. Ama eğer ölümcül bir hastalığa yol açmıyorsa, genelde soğuk algınlığı, nezle gibi seyrediyorsa ki öyle bildirimler var, o zaman da iyi senaryo gerçekleşebilir ve tabii sıradan bir nezle ya da soğuk algınlığı şekline bürünebilir virüs. Böyle bir olumlu senaryoda söz konusu. Tabii hangisi gerçekleşecek onu şu anda tam olarak bilmek, tahmin etmek çok mümkün değil. Göreceğiz. Zaten kış mevsimi geliyor. Kışın pandemide zaten vakalarda artış beklenen bir durum. Çünkü insanlar kış gelince, havalar soğuyunca kapıları pencereleri kapatıyorlar. Kapalı mekanlarda çok sayıda kişi bir arada vakit geçirmeye başlıyor. Yazın daha çok açık havada, sokakta, çarşıda, parkta, bahçede, tarlada, bahçede çalışıyor insanlar. Ama kışın ofislerde, kapalı mekanlarda vakit geçiriyorlar. Bu da bulaşma riskini daha da artırıyor. Omikron'un da çok kolay bulaştığını düşünürseniz bu kışın hakikaten daha beklenenden daha fazla bir pik yaşatacağı yönünde endişelere katılıyorum ben de.
Dikkatli olmamız lazım. Aşılama tabii çok önemli. Geçen sene elimizde aşı yoktu ama bu sene aşılar var ve omikronla ilgili yapılan çalışmalarda iki doz aşıdan maalesef omikronun büyük oranda kurtulduğunu gösteriyor. Ama üç doz aşılarda omikron hala etkili görünüyor. Çünkü üçüncü doz aşı ya da rapel doz dediğimiz bizim aşılar çok güçlü bir antikor cevabı oluşturuyor ve omikronun bu üçüncü doza cevabı aşağı yukarı %80 civarında hala etkili olduğunu gösteriyor. O açıdan tekrar dozları yapmak lazım. Yani inaktif aşı yaptırmışsanız dördüncü dozunuzu yaptırın hemen. Eğer mRNA aşısı yaptırmışsanız da üçüncü dozunuzu yaptırın. Eğer ikinci dozdan sonra 3 ay geçmişse onu yaptırın. Aşılanmak hasta olsanız bile ağır hastalığa yakalanmanızı önlüyor, ölümleri engelliyor. O açıdan aşılanmak. Onun için toplumsal olarak tekrar kapanmalara, yasaklamalara, kısıtlamalara gerek kalmaması açısından, herkesin işinin gücünün aksamaması, eğitimin aksamaması açısından bu kişisel koruyucu tedbirlere uymak ve aşılanmalarımızı tamamlamak, tam bağışık hale gelmek gerekiyor. Şu anda Delta varyantı Türkiye'de hakim görünüyor. Onunla ilgili yayılma devam ediyor. Türkiye'deki vaka sayıları bir plato çizdi ama son günlerde bir miktar düşüş var. 20 binin altına doğru iniyor rakamlar. O sevindirici ama maalesef ölüm sayılarımız yüksek. Yani günde 150-200 civarında yurttaşımızı kaybetmeye devam ediyoruz. En çok üzen de bu. Bir de bunun üzerine tabii omikronun geleceğini varsayarsanız bu sayılarda artış söz konusu olacaktır tabii ki.